İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Sağ olun. İyi eğlenceler. Nasılsınız? Teşekkür. Balkan. Efendim Leslie Hanım. Murat'la konuştun mu? Geç kalmıyor değil mi? Bir aksilik olmasın onun yüzünden. Yok yok, konuştum. Merak etmeyin, geliyor. Ama isterseniz tekrar yoklayayım. Olur, sen bir ara. Geç kalmasın. Tamam. Pardon. Atilla, ne yaptınız? Sizi bir gören olmadı değil mi? Yok yok, kimse görmedi. Arka kapıdan soktum, şimdi kuliste bekliyor. Tamam. Gülseren teyze arıyor. Efendim Gülseren teyze. Tamam, ben ayarlıyorum her şeyi şimdi. Annem geliyormuş, pardon. Affedersiniz, müziği bir süre durdurabilir miyiz lütfen? Değerli konuklar, annem birazdan burada olacak. Sizleri ben böyle alabilir miyim? Gülseren'cim, biz nereye gidiyoruz? Toplantı odası burada değil ki. Buradaki toplantı odası dediler. Allah Allah. Neslihan. Anne. Aa, ne oluyor kızım? Ne bu halin? Sen ne zaman kıyafet değiştirdin? Ne oluyor? Gel, kendi gözlerine gör. Şahik Hanım, buyurun. Arkun Grubun 25. yıl dönümü partisine hoş geldiniz. Canım benim, bana toplantı demiştin. Güzel kızım, ne zaman hazırladın sen bunu, ne zaman yaptın? Arkun Grubun 25. yılı, senin emeklerin kutlu olsun. Sana bir sürprizim daha var. Bundan güzel daha ne sürpriz olur ki? Birazdan göreceksin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Murat gelecek mi, emin misin? Gelecek, eminim. İşte geldi. Atilla, 5 dakika. Bana sadece 5 dakika ver, olur mu? Tamam. Tebrikler Şahik Hanım. Vallahi önce şirketi iflas ettirdiniz, sonra Poyraz'ın mirasıyla geri aldınız. Ben hayatımda böyle bir yöneticilik başarısı görmedim. Sen de akıllı uslu oturup benim ölmemi, mirasın Neslihan'a kalmasını bekleseydin Murat'cığım. Ama bekleyemedin değil mi? Çünkü hırsızlık senin mayanda var, mayanda. Herkese iyi geceler. Öncelikle bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili annem Şahika Arkun bundan tam 25 yıl önce şirketimizin temellerini attı. Geçtiğimiz çeyrek asır boyunca da onun başarılarıyla şirketimiz gelişti, büyüdü, sektörün öncülerinden biri oldu. Bu başarının tamamı Şahika Arkun'undur. Buraya kadar her şey çok güzel, öyle değil mi? Ama sonra ne oldu biliyor musunuz değerli konuklar? Sonra biri, bizim çok uzağımızda değil, hatta çok yakınımızdan biri annemin başarısını çaldı. Bazılarınızın bildiği gibi annem bu yüzden hapse bile girdi. Adı üstünde. Hırsız işte. Sadece çalmakla kalmadı. Şirketin hesaplarını boşaltarak bizi iflasa bile sürükledi.
Şimdi hepiniz bu ismin kim olduğunu merak ediyorsunuz. Sadece benim değil, değerli konuklar. Tüm ailemin hayatını mahveden bu hırsız, o adam. Murat Yücesoy'dur. Yalan. Söylediklerinin hepsi yalan. Asıl sorumlu bu sahnedeki adam. Hayır. Asıl yalan söyleyen bu adam. Ben onun gibi boş konuşmayacağım. Kimin yalan söylediğini tek tek belgeleriyle ispat edeceğim hepinize burada. Yolun sonuna geldin artık. Bak beni bırakırsanız buranın katilini söylerim size. Gerek yok. Biz zaten biliyoruz. Sen Damla'yı nereden tanıyorsun? Hem sen yurt dışında değil miydin? Koray abimin katilini bulmak için döndüm. Beni bu halde... Ebu! Onun için yırtındığım adam getirdi. Bu adam cezasını çeksin istemez misin? Bu kadın Koray abimin katili Neslihan abla. Ben sana aşık olmuştum. Ne aşkı? Sen katilsin! Katil! Bir gram beynin kaldıysa Murat'tan şikayetçi olursun. Kalk dedim sana, kalk! Ya. İtiraf edeceksin. Artık başka seçeneğin kalmadı. İtiraf edeceğim! Damla her şeyi itiraf etti Murat. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sen bunca zaman bir katili sakladın, yetmedi çocuklarımla aynı çatı altında yaşattın. Cezanı çekeceksin. Nesten ben ne yaptıysam yeniden bir aile olalım diye yaptım. Konuşalım Nesten, çözelim bunu. Ne olur. Zorluk çıkarma artık. Ya bir dakika. Biz arkadaş. Patron. Ne oluyor? Neslihan, ne olur konuşalım. Bak çözebiliriz bunu. Neslihan, ne olur. Neslihan Hanım, benim bir suçum yok. Her şeyi Murat Bey yaptı. Ya çocuğunuzun babasıyım ben, çocuklarının babasıyım ben Neslihan. Yürü arkadaş. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım. Neslihan. Neslihan, ne olur beni dinle Neslihan. Konuşalım Neslihan. Neslihan, çocuklarımız var bizim Neslihan. Benim bir suçum yok Neslihan. Neslihan! Gözler yalan söylemez derler. Söyler. Bazı gözler yalan söyler. Gözlerini hiç kırpmadan yalan söyleyebilir bazıları. Neye mal olacağını hiç düşünmeden, acımadan. Sizi nasıl bir karanlığa sürükleyeceklerini düşünmeden yalan söyleyen iki kişi tanıdım ben. İkisi de sonunda karanlığa mahkum ettiler kendilerini. Adalet yerini buldu. Sonunda utanmadan bakabilecekleri tek göz birbirlerininki oldu. Hak ettik. Biz her şeyi hak ettik. Yaktın beni Damla. Ne olacak şimdi? Ben hayatımda yaptığım bütün hataları hep başımı sokacak bir yerim olsun. Adresim belli olsun diye yaptım. Ama artık adresim belli. Huzur bulacağım ben. Sen de bul. Sana verdiğim bütün emekler seyir sıkkın olsun. Yürü. Duydun mu sen beni kız? Yürü. Param sıkkın olsun sana verdiğim bütün emekler. İnsanlar, bazıları verdikleri söz demeyin her bir zerresinin hesabını sorarken... bazıları verdiğiniz bütün emekleri yok sayar. Bazıları da kendilerine emek verecek, kendilerini koruyup kollayacak kimseleri olmayışın acısını sizden çıkartırlar.